Şanlıurfasembol.com taraftar değiliz, haberciyiz. Bildiğiniz üzere yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Sayın Bakanımız Faruk Çelik ile birlikte biz ilçe ilçe, köy köy seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızla seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu arada 9 Mart Pazar günü saat 1'de 13'te Topçu Meydanı'nda Sayın Başbakanımız tüm Şanlıurfalılara hitap edecek. Partimizin mitingi olacak. Bununla ilgili de biz teşkilatlar olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bitirmek üzereyiz. Bu vesileyle ben tüm Şanlıurfalıları bu mitingimize bekliyorum. Bunun yanında Sayın Başbakanımız yine Suruç sulama ile ilgili de açılışı yapacak. Biliyorsunuz Suruç tüneli bitti. Tünelde Suruç Ovası'na su verilecek. Bu sulama sezonunda da bu suyu Suruç temsilcilerimiz kullanacaklar. Yani sulama sezonuna yetişecek. Daha önümüzdeki senelerde de eksik kalan kısımlar tamamlanacak. Bununla ilgili biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün belediye başkanımızla da görüştük. Yine meydanla ilgili gittik, görüştük Topçu Meydanı'nda. Yapılması gerekenlerle ilgili belediye başkanımızla, tüm yetkililerle görüştük. İnşallah biz pazar günü çok yoğun bir katılım bekliyoruz hemşehrilerimizden. Şimdiden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Efendim, anket çalışmaları yaptınız mı bu seçim sürecinde? Onunla ilgili kısa bir şey alabilir miyiz? Evet arkadaşlar, biliyorsunuz partimiz sürekli anketler yapıyor. Yani 15 günde bir bu seçim sürecinde anketler yapıyor ve bu anketler tabii partinin özel yaptığı anketler. O verileri kullanarak biz ona göre de çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız anket çalışmalarında durumumuz gayet iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Biz ne kadar kilo aramaya gönderiyoruz? Tabii şu anda yani Büyükşehir'de %60 civarlarında bir oyumuz var inşallah. Ve bu oranın daha da artması için inşallah çalışacağız. Başkanım, AK Parti Şanlıurfa'da Büyükşehir almadığı takdirde vatandaşların kafasında şu soru işareti var. Acaba hani başka bir belediye seçilmesi halinde kaynaklar kesilecek mi bu noktada? Bir kafalarda soru işareti var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Arkadaşlar biliyorsunuz AK Parti döneminde İller Bankası var. Şu anda İl Bank oldu. Burada bütün belediyelere nüfusları oranında bir ödenek gönderiliyor. Ve bu belediyenin AK Partili belediye olup olmamasına da bakılmıyor. Yine bizim hükümetimiz Antalya örneğinde olduğu gibi, İzmir örneğinde olduğu gibi yapılması gereken, belediyenin yapması gereken acil ihtiyaçlarda bile belediye yetersiz olduğunda bizim hükümetimiz bu noktalarda da gerekli yatırımları yapıyor. Ama şu var, yani biz şunu tecrübe ettik. Belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, hükümet eğer aynı partide olursa burada bir uyum oluyor. Ve hizmetler çok daha hızlı ve çok daha düzenli yapılıyor. Çok daha büyük hizmetler yapılıyor. Bu da bir gerçek. Ama öbür taraftan baktığımızda bugün Diyarbakır'da biliyorsunuz şehrin içinde geçen 5 tünel var.